Çanakkale Belediyesi YouTube kanalından merhabalar. Şimdi sizlerle birlikte yeni yıl için çok şık bir kapı süsü yapacağız. Ben sizler için daha önceden kapı süsünü hazırladım. Bu kapı süsünün gerekli malzemeleri size söyledikten sonra yapım aşamalarını göstererek anlatacağım. Gerekli olan malzemeler birkaç dal çam ağacına ihtiyacımız var. Evdeki çiçeklerden de faydalanabilirsiniz. Ben birkaç dal yılbaşı çiçeği kullanacağım. Kozalaklara ihtiyacımız var. Bu kozalakları ben daha önce sizler için boyadım, renklendirdim. Renklendirmek için boyaya ihtiyacımız var. Ben akrilik boyalarla boyadım. Boncuklarınız varsa onlardan faydalanabilirsiniz. Makrame halkasına ihtiyacımız var. Ben daha önce 25 santimlik bir makrame halkasından faydalandım. Şimdi 15 santimlik bir makrame halkasıyla çalışacağım. İpe ihtiyacımız var. Bu ip ben filoş iple şimdi çalışacağım. Daha önce halat ipiyle çalışmıştım. Bu ip içinde 5 metre ipe ihtiyacımız var şu anda ve kurdelelere ihtiyacımız var. Şimdi yapım aşamalarını göstererek anlatayım. İlk önce halkanın makramesinin düğümlerini yapmamız gerekiyor. Şöyle ipimizi tam ortadan ikiye ayırdıktan sonra şöyle halkanın içinden geçiriyoruz. Evet, eşit. Her iki yönde de eşit olması gerekiyor. Burada 5 metre filoş ip var. Şuradan ipimizi bir tane ip halkanın içinde kalıyor, bir tanesi dışında kalıyor. İçteki halkayı dışarıya doğru şöyle D şeklinde yuvarlıyoruz. Sonra dıştaki ipimizi iplerin üstünden geçirerek halkanın altına alıyoruz ve şu halkanın içinden geçiriyoruz. İpin içinden geçiriyoruz. Şu şekilde ipler uzun olduğu için biraz ilk başta örmek zor oluyor ama çok şık bir düğüm olacak. Şu şekilde tekrar İçteki ipi dışarıya atıyoruz. Dıştaki ipi ipin ve halkanın üstünden geçirerek makrama halkasının altına getiriyoruz. Dıştaki ipi ve halkanın içinden geçiriyoruz. Şunları dağıtmadan. Şu şekilde düğümleri oturtturuyoruz. Şöyle içteki ipi dışarıya alıyoruz. Bunu üstünden geçiriyoruz. Şöyle halkanın altından alarak şu dıştaki halkanın içinden ipimizi geçiriyoruz. Sonra düğümü oturtuyoruz halkanın üstüne. Şöyle üstünden geçirdik. Tekrar halkanın altından ve dıştaki halkanın içinden geçiriyoruz. Kalın iple daha farklı bir görüntü elde ettik. Halat iple yaptığımda. Şimdi daha farklı, daha ince bir görüntü elde ediyoruz. Şöyle. Şimdi dıştaki halkayı, içteki ipi dışa getiriyoruz. Dıştaki ipi iplerin üstünden halkanın içine geçiriyoruz ve dıştaki halkanın içinden tekrar geçirip düğümü sıkıyoruz. İçteki ipimizi dışarıya attık. Dıştaki ipimizi halkanın içine getirdik. Halkanın altından geçirerek dıştaki ipin halkasından geçiriyoruz. Şu şekilde sıkıyoruz. İçteki ipimizi dışarıda halka yaptık. Dıştaki ipimizi iplerin üstünden halkanın içine koyuyoruz. Halkanın içinden de altından doğru dıştaki halkanın içinden geçirerek düğümü sıkıyoruz. Bu şekilde yaparak halkamızı düğümlerle kapattık. Şekilde dışarıya halka oluşturuyoruz. Üstteki ipi
halkanın içine getiriyoruz. Halkanın altından geçirerek dıştaki halkanın içinden geçiriyoruz ve oturtuyoruz halkayı. Düğümü halkaya oturtturduk. Bir tane daha yaptığım zaman halka tamamen düğümlerle kapanmış olacak. Tekrar içteki ipi dışarıya halka oluşturuyoruz. Dıştaki ipi halkanın içine getiriyoruz üstten. Tekrar makrama halkasının içinden geçirip dıştaki halkanın da içinden geçirerek düğümü sıkıştırıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunu şurada artık bağlayacağım. Alttaki ipleri kesmiyorum. Çünkü çam ağaç dallarını bunlarla tutturacağım. Daha sonra fazlalıkları keseriz. Şöyle iki tane düğüm attım açılmasın diye. Şu şekilde. Halkamızı oluşturduk bu şekilde. Şimdi dallarımızı alıyoruz. Dallardan da şu şekilde bakalım. Koyuları ben hem koyu hem açık hem sarı renk dallardan toplamıştım. Şu şekilde onları üst üste kombinleyeceğim. Fazlalıklarını sonra keseceğim. Şöyle koyuyu alta koydum. Açıkları üste. Sarı renklerde şöyle değişik bir hava verecek. Şu şekilde oluşturdum. Şu dallarımızı şimdi tam ortaya gelecek şekilde şöyle yerleştirip iple üstünden bir iki tur attırarak sıkı sıkı. Şöyle buradan bağlayalım tekrar. Tabancamızı da açalım. Bunları silikon tabancasıyla da yapıştıracağımız için sıkıntı olmayacaktır. Şu şekilde çiçeklerimizden de faydalanalım. Onları da yapıştıracağız. Bu çiçekler de kırmızı kırmızı bayağı şık bir hava verdi. Şimdi çiçeklerimizi de şöyle ipin arasına sıkıştırıyorum. Silikon tabancasıyla da yapıştıracağız. Onlar tutacaktır. Şimdi kozalakları kapatmak için kurdaleden fiyonklar oluşturacağız. Fiyonk yapabilmek için kurdaleyi şöyle elimizin iki parmağımızın arasına getirip burada çapraz yapıyoruz. Çapraz yaptıktan sonra altından geçirerek şöyle düğüm atıyoruz. Burayı bağlıyoruz. Bu şekilde bağlayarak aynı boyutta istediğiniz kadar fiyonk yapabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle aynı boyutlarda fiyonklar yapabilirsiniz. Fiyonkların uçlarını da sivri kesmek için kurdaleyi açık yerleri şöyle ikiye katlıyoruz. Açık yeri size bakacak şekilde şöyle sivri bir şekilde kestiğimiz zaman kurdalenin uçları da şu şekilde sivriltebiliriz. Şöyle ikiye katlıyoruz. Şöyle sivri bir şekilde içe doğru kesiyoruz. Şu şekilde kurdalelerimizi ben daha önce hazırladım. Şöyle bunları da yerleştirdik. Şimdi kozalakların iplerini silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Şöyle çeşitli boylarda ipler birini alta, diğerlerini birini üste koyacağım, diğerlerini de alta koyacağım şu şekilde ayarlayacağım onları. Şu boyutta ipler yeterlidir. Şöyle keselim 3 tane ip. Silikon tabancamızla şöyle şuraya bolca silikon sıkıyoruz.
İpi şöyle buraya dolandırarak yapıştıracağım. Yalnız bir elimizi yakmadan şöyle dikkatli bir şekilde makastan yardım alarak şunu buraya oturtacağım. Bu tamamdır. Tekrardan sıkıyoruz. Şunlara fiyonklarını da yapıştırabiliriz. Şöyle birini bu tarafa, birini de bu tarafa, şu şekilde. Bu şekilde kozalakları boyayarak cam ağaçlarınız için de süs hazırlayabilirsiniz ağaçlara asmak için. Şöyle ortada kalacak şekilde ayarlayalım. Asacağımız için ipi. Şöyle dengeli durması için ipi de ortaya getirmemiz gerekiyor. Şöyle kozalaklarımızı. Şöyle ortaya alalım. Şu şekilde kozalaklarımızı hazırladık. Şimdi bunları halkamıza tutturacağız. Kırmızıyı ben içeride kullanmak istiyorum. Yeşilleri de altta. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şuradan halkaya bağlayarak hem de asma yerini de ayarlayabilirsiniz. Ben şunu hem asma yerini ayarlayacağım. Buradan düğüm atıyoruz. Şöyle asma yeriyle beraber. Şuradan düğüm atarsanız yeterli olacaktır. Silikon tabancasıyla da yapıştırabilirsiniz. Düğüm de atabilirsiniz. Evet, buradan asabiliriz. Şimdi aşağıya yerleştireceğimiz kozalakların da boyutlarını ayarlayalım. Ayarlamadan önce bir tane nazar boncuğu da takabilirsiniz isterseniz. Şöyle. Birini daha aşağıda, birini biraz daha yukarıda olacak şekilde şuradan şöyle bağlayacağım. Şuraya bağladım. Bağlama yerlerini kapatmak için de buraya bir tane yeşil bir fiyonk hazırladım. Onu yerleştireceğim. Şunları ayarlayalım şöyle. Hepsi, ikisi de aynı boyda oldu. Şunu biraz daha şöyle aşağı doğru çektireyim ben.
Şunu da yukarı doğru. Şuradaki fazla iplerimizi de kesebiliriz. Şuraya bir tane yeşil bir fiyonk hazırlamıştım. Bu bağlama yerlerini kapatmak için. Şuralara birer tane de inci yapıştırabilirsiniz. Şunu da buraya yapıştırdık. Şu inciyi de isterseniz şuraya bağlayabilirsiniz. Daha hareketli olsun diye. Şu şekilde şöyle şunu da şuraya bağlarsak kaput süsümüzü bitirmiş oluyoruz. Şuradan bağlayayım. Şu şekilde şöyle hareketli bir kaput süsümüz oldu. Sizlerin de evlerde kolaylıkla yapabileceğinize inanıyorum. Şimdiden kolay gelsin. Mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum.